Esat, niye buradasın? Masanın yanında niye değilsin? Yerler toz olmuştu aşkım. Sen görüp üzülme diye onu süpürdüm. Ama niye yalnız bıraktın canım? Şenur anne de yok. Ben sen yanındasın diye duşa girdim. Aşk olsun ama. Hayatım merak etme. Kızımız mışıl mışıl uyuyor. Ayrıca ağlarsa yanına gitmem. Bir saniye bak. İyi tamam, hadi gel bakalım. Bak, keyfi yerinde. Evet, yerinde. Benim de yerinde biliyor musun? Hayatta ne istediysem hep oldu. Yani bu yüzden o kadar mutluyum ki böyle içim içime hiç sığmıyor. Emin misin? Vallahi. Benim de öyle biliyor musun? Yani işten çıkmak için dakikaları sayıyorum. Her anımı sizinle yaşamak istiyorum ya. Biz de seni çok özlüyoruz. Gerçekten mi? Ayak altında çok dolaşıyorum diye kızıyorsun gibime geliyor benim. Yok, hayır yani. Yani ben alışık değilim. Böyle evde senin gibi bir babanın olmasına. Kızını seven, merak eden, ilgi gösteren. Onu yüzden yadırgıyorumdur herhalde. O zaman alışsan iyi edersin Gülbencim. Çünkü senin kocan böyle biri. Hep böyle mi olacak? Söz mü? Söz. Hadi o zaman sen birazcık dinlen, tamam mı? Bak zaten telsizi yanıma alıyorum. Ses çıkarsa duyarız. Bu gece güzelce uyuyorsun. Tamam mı Gülben? Keşke sen de benim yerimde olsaydın. Çok şanslıyım. Ben senden 10 kat şanslıyım. Ey yavrum ey be. Tamam o zaman. Hadi gel. Ay. Ne oldu? Bak ya. Kıskandı annesini. Teyzesine mi çekmiş acaba bu? Ya hayır, benim ablam hiç kıskanmaz ki. Anneciğim, ne oldu? Ne oldu, altını mı sattın acaba? Ha, dur bakalım şöyle bir. Aa, Esat. Çok sıcak. Ateşi mi çıktı acaba? Aa. Evet, biraz ateşi var gerçekten. Biraz değil, yanıyor çocuk ya. Dereceyi getirsene. Bir bakalım, ölçelim ateşini. Aa, resmen yanıyor. Dur. Gülben, doktor ne demişti hatırlıyorsun değil mi? Bebeklerin arada bir ateşi çıkar, korkmayın demişti. Ya acaba hastaneden mi mikrop kaptı? Oluyormuş ya öyle, Allah korusun. Dur bakalım, şimdi anlarız kaç dereceymiş. Bunu ne yapıyorduk Gülben? Bu yani değdiriyor muyduk yoksa uzaktan mıydı? Bilmiyorum ki ben, hatırlamıyorum yani. Bekle, bir anneme sorayım ben. Hayır, ablama sor. Ablamı çağır, ne olursun. O bilir. Masal, kızım. Yok bir şey anneciğim, geçecek, tamam mı? Geçecek Allah'ım, sen koru ya Rabbim. Naci. Safiye. Biraz konuşalım mı? Tabii, nasıl istersen. Aa. Bir saniye. Kim bu saatte, hayırdır? Ben. Gülben, ne oldu kardeşim, hayırdır? Abla koş, çocuk yanıyor. Koş. Tamam. Telaşlanma, geliyorum hemen. Safiye, korkutma beni, ne oldu? Çocuğun ateşi çıkmış. Ben gideyim bakayım da babaya bir şey belli etme de korkmasın. Tamam Safiye. Allah'ım, merak etme anneciğim. Şimdi teyzen gelecek, seni iyileştirecek, tamam mı? Of, yanıyor çocuk. Annemdir. Ay ablam olsun, ne olur ablam olsun. Yok bir şey kızım, geçecek. Nasıl ateşi? Gülben nasıl? Yanıyor vallahi abla. Biz anlayamadık, sen anlarsın. Bir ölçer misin ateşini? Beceremedik ya. Getir Esat teşine şey ver de bana. Getir, tamam. Tamam kızım. Heh, burada. Ver bakayım. Dur. Tamam. Dur aşkım, yok, dur aşkım. Ay. Ha anne, gel. Ay, gel yavrumun ateşi mi çıkmış? Ha anne, gel. Ay, yavrum. Kaç. Kaç. Abla kaç, ne oldu, havale mi geçiriyor yoksa?
Gülben, ne havalesi? Allah Allah. Biraz yüksek ama korkulacak bir şey yok. 38 derece. 38 mi? Esat, biz hastaneye gidelim hadi. Dur yavrum, sakin ol. Öyle bebek her ateşlendiğinde hastaneye gidilmez. Yanıyor çocuk. 38 dedi ablam, hastaneye gitmemiz lazım. Şenur Hanım doğru söylüyor Gülben. Yani bebek bu, biraz bekleyelim, düşmezse öyle gideriz. Şey yapalım o zaman, ben doktoru arayayım, ne olur ne olmaz. Tamam, sen ara, için rahat edecekse Esat, arasa. Bir sonra o arada biraz üstünü soyalım ha. Niye? Üşür, hasta zaten. Şenur Hanım doğru söylüyor. Biz onu soyalım ki ateşinin düşmesine yardımcı olalım. Biz bebeği düşünüyoruz hep birlikte. Gülben, sen rahat ol. Ha, öyle mi diyorsun? Tamam o zaman. Hatta biraz ılık suya tutsak çok iyi gelir. Ilık mı? Abla, ne diyorsun? Vallahi Şenur Hanım, yani iyi ki siz buradasınız. Çok şanslıyız. Hiç benim aklıma gelmezdi bu çünkü. Öyle yapalım biz Gülben. Sen istersen ver Şenur Hanım'a bebeği. Bebeği burada mı bırakacağım abla? Ver Gülben. Gel benimle, biz ılık su hazırlayalım banyoda, hadi. Ama... Tamam bak anne, başına dikkat et bak. Tamam yavrum, tamam. Yanıyor çocuğum. Oy, 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 oy. Bir bak bakayım, burası neresi Gülben? Nasıl neresi, anlamadım. Gülben, burası neresi? Onlar kim? Ha? Allah Allah. Gülben, kimi görüyorsun baktığında? Kim onlar? Abla, Esat'la annesi işte. Ha. Yani onlar annemle babam değiller. Burası da senin çocukluğunda büyüdüğün ev değil. Tamam mı? Değil, evet. Benim evim burası. O zaman biraz bunun farkında ol ve ona göre davran. O insanlara bir şans ver, rica ediyorum sana. O insanlar seni yarı yolda bırakacak insanlar değiller. Sana yardım etmeye çalışıyorlar Gülben. Ve sen benim çektiklerimi çekmek zorunda değilsin. Yardım etmelerine izin ver. Normal aileler böyle yapar. Sen de normal bir aile olmak istiyorsan onlardan yardım almak zorundasın. Bak Esat çok iyi bir baba. Şenur Hanım çok iyi bir anne. Lütfen biraz güven onlara. Abla, ince giydirdiğimiz çok iyi oldu biliyor musun? Aynen öyle Gülben. Şey tamam, konuştum doktorla. Aha. O da öyle dedi, suya sokun dedi. Bir de bir şurup yazdı bana, şimdi ben gideceğim onu alacağım, tamam? Şey, düşmezse ne yapacakmışız? Yani düşmezse bir saat sonra yine arayayım beni dedi. Ha, düşme edebilirmiş yani. Dağda çıkarsa ne olacak, sordun mu? Yok, yani onu sormadım Gülben. Ama Esat, yani en önemli şeyi sormamışsın ama sen. Tamam, neyse yani bekleyin demiş. Bekleyeceğiz o zaman. Zaten ben hatırlıyorum biliyor musun? Neriman da böyle bebekken sık sık ateşlenirdi değil mi abla? Evet Gülben. Evet şey, yani olacak bunlar. Olacak, geçecek. Sonuçta her bebek ateşlenir. Yani suyla, duşla, şurupla öyle geçiririz. Sen korkma olur mu? Biz çok iyi bakarız ona. Senle ben. İyi madem Esat, o zaman sen hadi şurubu al gel. Tamam ben alayım geleyim, tamam. Ha. Hadi. Aferin Gülben. Sağ ol abla. Bir şey olmaz değil mi? Olmaz tabii. Lütfen. Esat o, iyi davran. Tamam. Baksana abla sana gülüyor.